şuna da bir bakalım oluyor mu böyle der. Evet, muhalefetin harekete geçmesi, daha aktif olması şart. Şimdi bir son olarak tekrar bir görelim dolar döviz kurunu. 12-16'da dolar. Şimdi mesela 12.45'i gördü ya, bu bize düşük gelecek. Euro'da 13'ü geçti, 14'e gelmişti. 13.70'e gelince bize düşük gelecek. Ama bakın bunun maliyeti gerçekten çok ağır. Acaba şimdi Hakan Aksay biraz böyle bir bize fantezi yapalım, Mehmet Barlas gibi. Büyük holdinglerin, işte büyük patronların odalarında CEO'lar, patronlar, danışmanlar, onlar bunlar, Allah. Borç dolarla, euroyla ya. Nasıl bir şey yaşanıyordur? Ne güzel film olur değil mi bundan? Evet, fantazi dünyamız iyice zenginleşiyor herhalde. İktidarın bize tanıdığı fırsatlardan birisi bu. Barlas bir taraftan bir fantazi kuruyor, biz başka şeyleri yapıyoruz. Ama gerçekten bütün bu fantazilerde çok acıklı bir taraf var. Yani bu kadar güzel bir ülke, bu kadar harika bir ülkede yaşıyorsun ve cennet içinde cehennemi çekiyorsun. Şu gündeme bak, şu konuştuğumuz şeylere bak. Ya da son günlerin şeyleri, her ne kadar önündeki gazetelerin çoğunluğu bir bahar havası yansıtıyorsa da tartıştığımız şeylere bak. Yani Azizim, bahar havası da yansıtamıyorlar. Diyorlar ki Kurtuluş Savaşı. Şimdi bir dakika. Yani Kurtuluş Savaşı ise zaten nasıl bahar havasından söz edebilir? Ya söylemeden geçemeyeceğim. Dün ATV'nin Ankara temsilcisi Şebnem Bursalı. Sabah gazetesinde yazıyor. Aynı grup malum. Dedi ki dünkü yazısında Erdoğan, işte iktidar her neyse, Biden'a emredersiniz derse dolar 9.50'ye iner. Doğu Akdeniz'den çekiliyorum derse 9'a iner. Libya'da artık yokum derse işte 8.50'ye iner. Ya Mustafa, senden başlayalım ve ekonomiyi de burada toparlayalım. Zaten biz Hakan'la biraz başka şeyler, hani Libya, Doğu Akdeniz demişken biraz son söylediğini sürtüseydin. yalnız bir AKP milletvekili söyledi ya da Kocaeli il başkanı filan. Ha? O şey ATV'nin Ankara temsilcisi tekrarlamış onu. Hayır şu doğru. Hayır ama şunu merak ediyorum. Şimdi Biden'a emredersin dersen, Doğu Akdeniz'den çekilirsen, Libya'da olmazsan, Libya'da var mıyız artık? Sana soracağım. Ya keşke Doğu keşke Akdeniz'de öyle bir var şey mıyız olsa artık? yani. Keşke o kadar kolay olsa Biden'a bir temenni gönderip de doları 9 liraya çekebileceğini bilse Erdoğan şimdiye kadar 40 temenni gönderirdi yani. Bu ürünler fantastik işler hakikaten yani insanı ister istemez güldürüyor. Çok komik durumlara düşüyorlar. Bugünlerde AKP milletvekillerinin ettikleri laflar insanı hakikaten acı acı güldürüyor. Yani buna tatlı tatlı değil acı acı düştükleri durumu ve Türkiye'yi düşürdükleri durumu ifade etmek açısından. Şimdi şöyle Ayşenur, bunların akıllarında birkaç hamle var. Birisi asgari ücret. Yarın öbür gün asgari ücrete bir şöyle şey gibi sansasyonelmiş gibi görünen bir zam yapabilirler ve bununla bir parmak bal çalabilirler. Yani sizi enflasyona ezdirmedik. Bak asgari ücreti nereye getirdik diye. Ama kar etmeyecek. Yani nereye kadar gelebilecekler, ne kadar artırabilecekler? Şu anda 2825 lira net asgari ücret. 3500 lira gibi rakamlar var kafalarında. Pek fazla bir işe yaramaz. Ama bunu 4000'den kullanacaklar. söz ediyor saray yazarları, 4000'den söz ediyor. 4000 üzerinden değerlendirirsen. 4000 de olsa bu kayıpları telafi etmez. Çünkü en az resmi enflasyon %20, gıda enflasyonu %30, ekonomi %9 büyümüş görünüyor. Refah payı vermesi lazım. 40-45 dolayında bir artışa gitmesi lazım. Onu bulmaz. Kaldı ki 4000 lirayı verirler mi bilmiyorum ama böyle bir hamle yapacaklar. Toplumun öfkesini biraz yatıştırmak için. Bakın asgari ücreti bu kadar artırdık diye.
Ondan sonra sıra hazineye gelecek. Şimdi Merkez Bankası artık kullanışlı olmaktan çıktı. Hazineyi kullanmaya başlayacaklar. Hazinenin sırtına yükler, daha doğrusu vergilerimize sıra gelecek. Vergilerimizin üstünden bol bol hovardalık yapmaya başlayacaklar. Şimdi bir şey okuyacağım sana. Fuat Uğur'dan söz ettim ya, hani suçlu Durmuş Yılmaz da Faik Öztürk'müş. Daha doğrusu bütün bunların sebebi meğer Türkiye'yi onlar yönetiyormuş. Şimdi çözüm önerilerinden söz etmiş. Diyor ki bir yerde devlet diyor alacakları için üretici enflasyonuna göre değil tüketici enflasyonuna göre zam yapmalı diyor. Alacakları için. Ama bu arada işte vergi, harç vesaire için de başka bir skaladan söz ediliyor. Bunlar yani hazineden söz etmişken söylemek istedim. Bunlar bize mesela işte asgari ücrete zam yaptık da daha üst orta sınıftan alacağımız vergilere işte benzine, otomobile, şuna buna daha fazla vergi, zam anlamına gelecek mi sence? Yok, şimdi bu yeniden değerleme oranı diye bir şey var. Devlet her yıl vergisi, harç, ceza bu gibi şeylerden, enflasyondan dolayı mağdur olmasın diye devlet kendini korur. Yeniden değerleme oranı diye bir oran tespit eder. Bunda da üretici fiyatlarını dikkate alır. Üretici fiyatlarının 12 aylık ortalamasını. Şimdi bu sene üretici fiyatları yıldan yıla %46, 12 aylık ortalaması ise %38. Yani devletin kendi alacağı için kendisine yaptığı zam %38'i bulması gerekiyor. İşte diyorlar ki bu %38 kadar kendi alacağına zam yapma, onun yerine tüketici fiyatı kadar yap. Yani %15-20 arası bir şey yap, böylece vergisini ödememiş olanlara ya da ne bileyim pasaport harcı, ondan sonra farklı harçlar ve bunların hepsine, çünkü yıldan yıla bu üretici fiyatları 12 aylık ortalaması oranında zam gelir. Bunlara da biraz insaflı ol, bunu demeye getiriyor. Şimdi bu devletin kendi alacağına yapacağı zam, öyle anlamak gerekiyor bunu. Bunda biraz insaflı ol diyor. Neyse, bunu yapabilir, böyle bunu da bir jest gibi gösterebilir, bu da mümkün. Ama hazineyi tırtıklamaya başlayacaklar Ayşenur. Bundan sonraki numaraları bu. Hazineden çeşitli yatırım ödeneklerini, ondan sonra diğer muhtelif program ödeneklerini azaltıp faize yönlendirecekler. Kamu bankalarını daha önce olduğu gibi kullanacaklar. Kamu bankalarına şimdi daha düşük kredi verme komutu verdiler. Konut kredilerini düşür, işte bilmem diğer kredileri düşür diyebilirler. Kamu bankaları emir kulu. Onlar diyecekler ki ya biz zarar edeceğiz, sen karışma, sen zarar et. Ondan sonra biz hazineden şarj edeceğiz seni, merak etme. Çünkü bunu yaptılar daha önce. Sıra geldi hazineyi tüketmeye. Yani Merkez Bankası'nın 128 milyar doları ya da 140 milyar dolarını nasıl erittilerse, Merkez Bankası'nı bugün dövize müdahale edemez bir hale soktularsa, hazineye şimdi sıra geldi. Hazinenin imkanlarını kullanmaya başlayacaklar. Bununla suyun üstünde durmaya çalışacaklar ama öte taraftan öyle bir insafsız enflasyon belası ve Türk lirasında erime belası var ki bu bile işe yaramayabilir. Fakat hakikaten bunlar Türkiye'nin geleceğinden çalar. Geleceğinden çalar. Yani o nedenle muhalefetin, evet, harekete geçmesi gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyorum Mustafa Sönmez. Bugün muhalefet deyince... Başkanım, görüşmek üzere. Hasan Aksa, iyi günler. Hoşçakalın. Ya bir efendim anlatmak zorundayım. Bir başkanım derken bir terör örgütü...